Bizde de Türkiye'den okup gelmiş sünnetliler diyen böyle payda bulup aldık. Öyle kanca onda. Şu da aynı çok adamlar da başına aydın. Bunlar gelmez mi? Gelmez mi? Türkiye'de kimler var? Şimdi ben gelmez bu ya değil. En yamanlar işte bozumuzu bir cana atıyoruz. Bir kere biz. Bir kere biz. Bir kere biz. Taşı bok balı yapıyoruz. Durup Endi chi 40 mani qo'ymayapti usin olmasa. Jinda suhbatlashaylik, savob qoladi. Savol qaysidan boshlaymiz? Asi ibnosamasiz, asi nimalarda Qur'oniylarda bir gapirib bersiz bo'lar ekan. Endi Qur'oniylar haqida ko'p gapirganmiz. Ilmiy haqiqatlari ham bor. Qur'oniy bo'lib qolgan odamlar ilmiy salohiyati yo'q odamlar. Ular ko'chirmaydi. O'zi Qur'onni o'qib, solishtirib ha, demek mana bu mana bunga ko'ra deb sizga vazn aytadigan odamlar emas. Ular kimmidir? Fikrlarini o'qib, o'sha fikrlarni xuddi o'zinikini singari sizga taqdim qiladi. Soddaro ozon odam uni eshitib, bay bay, ajoyib fikr ekan deb o'ylaydi. Ko'zi ochiq odam, ha bu sening gaping emas u. Sen falonchi, masalan, Mehmet o'qiyam degani bor Turkiyada. Yoki Mustafa Islomovli degani bor. Yoki Janar Taslaman degani bor. O'shalarni gaplari-ku bu deydi. Bilgan odam, ko'zi ochiq odam. Va ularni o'sha Turkiyaning o'zida ulamolar o'rniga o'tkazib qo'yganligini ozgina kuzatsa ko'radi. Bu ahli bid'atni xalqni ichiga kirib kelishi ahli ilmlarni faoliyati susligini bildiradi. Ahli ilmlar aktiv bo'lsa, zamonasida sergak bo'lsa, bu dardni darrov muolajasini qiladi. Shuning uchun oddiy xalq yangi kelgan fikrlarga darrov moyil bo'lmasdan ahli ilmlarga murojaat qilish kerak, ularni aktivlantirish kerak. Shunaqa savol bo'lyapti qora ekan, nima deymiz degan bo'lish kerak. O'shanda javobi chiqadi. Bular xuruj qilganda, bular shunga o'xshagan har turli ishlarni boshlaganda javobi berganmiz. Masalan, shaxsan o'zimiz bularga juda keskin javoblarni berganmiz. Qayerdan chiqib kelgan, maqsadi nima, nima uchun tashkil etilgan, kim bularni finans qiladi orqasidan, kimga qiziq bu tema, hammasini ochib berganmiz. Musulmonlarniki emas bu tema. Bu temani orqasida Angliya maxsus xizmatlari o'tiradi. Chunki ularda islom ummatidagi o'zini, ya'ni e'tiqodini himoya qilishi kerak bo'lgan unsurlarni falaj qilish teoriyasi bu. Masalan, siz oilangizga, ayolingizga, farzandingizga, xalqqa, millatga, yurtingizga hujum bo'lsa, siz erkak kishisiz, sizda hamiyat uyg'onadi. Siz unga qarshi joningizni tikib olasiz. To'g'rimi? Millatga qarshi, vatanga qarshi kimdir hujum qilyapti. Sizdagi hamiyat nima bo'ladi? To'xta deysiz, men topgan pulim, joyim deb o'tirmaysiz. Chiqasiz oldinga, sen kimsan deysiz. O'lsam shahid bo'laman deysiz, chunki millatni himoya qilyapsiz. Ana shu tuyg'uni o'ldirish uchun maxsus xizmatlar bularni kirgizyapti. Ularni fikrlari shu. Ular mana Qur'onni o'ziga kifoya deydi-da sizga. O'ziga ergashgan 5-6 odamni boshini aylantirgandan keyin o'shalar orqali jamiyatni ichida bu hamiyatni o'ldirishadi. Xotin seniki menikisi yo'q ularda. Farzand seniki menikisi yo'q. Millat, elat gap yo'q ularda. Qur'onda yo'q deydi. Masalan, Qur'onda yo'qmi? Ha, demak u amal qilsa bo'laveradi deydi. Men o'shalarning bitta kattasiga Kamoliddin yo'ldosh degani bor edi. Ulardan bitta kattasiga shu gapni aytdim men. Xo'p, Qur'onda yo'qmi? Ha, Qur'onda yo'q. Niso surasida Alloh taolo 14 ta bo'ldi. 14 ta ayolni nikohini harom qilgan. Qur'onda 14 ta ayolni nikohini Alloh taolo ochiq oyatda harom qilgan. Hurimat alaykum ummahatukum va banatukum va xolatukum va ammatukum ketgan. 14 ta. Unga aytdim, mana 14 ta, ha. Mana shu 14 ta toifani ichida uylanish harom deyilgan boshqa ayol yo'q. Oyatni davomida va uhilla lakum ma vara azalikum degan. Bundan boshqa hammasilarga halol degan. Mana shu 14 ta sanalgan ayoldan boshqalari hammasi sizlarga halol deyilgan. O'sha sunnat inkorchisiga aytdim. Qur'onda yo'q bo'lsa amal qilaveramizmi? Ha, deyapti. Nabira yo'q 14 tani ichida. Nabiraga uylanish harom degan oyat yo'q. Seni mazhabing bo'lsa nabiraga uylansa bo'ladimi? Ularga ergashsangiz, ertaga bu gapni gapiradi. Qur'onda yo'q deydi.
Nebiyeye uylanı oramız deydi. Hamiyat yok bunlarda. Ona kadar namus, halal haram düşüncesi yok. Şimdi onu hazır ayet almayıptı menge. Ben saval verirken Kemal'dun yoldaş. Ha nebiyeye uylansa bula uğradı. Kur'an'da yok diye almayıptı. Demek ki etrafıdaki basımdan korkadı. Çıkıp geçiş için ne deyipti? Nebiyeye uylanış insan tabiyatı şundan cirkenç. Allah Teala onu sana götürmeyen deyipti. Adam özü akıl bilen topuğa uğradı deyipti. Ben onu gittim, onu dayı bulsun demek ki ananı sanadı. Ona göre uylanışlık ondan hem cırken çoğun. Akıl bilen tafası bulmaz mıydı onu? Hürrimet aleyküm, ummahatüküm deyipti. Ona iler sizler ki haram kılındı deyipti. Demek ki akıl bilen topu almadık ananı. Sanadı Allah Teala. Desem bu oldu. Ondan uyadı, sökünüş, hakaret. Hazır geçe özünü oğlan almaydı. Biz bilen yaklaşken adam bir tapir kötü otkızı uğradı. Şu bilen umurbat bizge düşman kılı yürüdü. Ha tabi kıpır kal, ben bilen şahsen uçma yapsan ki din ki bu. Din adamlarını eldeme. Müşe, o sana gel, 200 tane arsa Kur'an'da yok. Birincisi, La İlahe İllallah, Kur'an'da var. Muhammed Resulullah, Kur'an'da yok. Birinci davası şu. Bu degeni peygamberi gafına amayımız degeni. Kur'an'dan ne olsa ala uğramız degeni. Bunu dava yaptı. Bu aslı tekide değil mi? Din degende menge kulak salinler demek şu. Biz onunla ergeçimiz gereken, peygamber de zatını yapını taşa varıp, Kemal'ın yoldaş degen bitti, çuvalçengi ergeçimiz gereken. Muhammed Resulullah var o Kur'an'da. Ya onunla ergeç degen yapıyor diye yaptı da. İmanlı şartı da La İlahe illallah Muhammed Resulullah Kur'an'da yok. Ya ben kime geldim diye. Ben ettim, kuduz etkensin gibi. Var Kur'an'da. Muhammed Resulullah diye Allah Ta'ala. Allah'ın Resulü. Ergeçemez. Kim Kur'an'da peygamber aleyhissalatu vesselam'a İttiba kelimesi kegen. İttiba bilen itaatinin farkı var. İttiba kademme kadem küzetiş degeni. Peygamberge itaat kılıçdikini Kur'an ittiba kelimesi bilen zikir degen. Vettebe'u ma tutla aleyhum aleyküm ay. Başka bir ayetlerden ittiba. Yani ati'ullaha ve ati'ur rasul ve ulil emri minkum. Bu itaat manasını bildirir. Peygamber ayetken gibi itaat kılamız. İttiba kelimesi peygamberini yürgen yoludan, tutumudan, hayatıdan, ogen nefesiden, hemen narsasından örnek oluştuk ki ittiba deyiladi. İttiba'ur Resul şu. Demek bu peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetleri, hüccetliği en katta delillerden. Ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ati'ullaha ve ati'ur Resul deyipti. Allah'a itaat kılınlar. Ve şartta vav var. Ve Resulge itaat kılınlar diye yaptı. Arap dilde bana şu ve kelimesini, ve harfini manası var. Onge yakın manası var. O koşunca ilemez değil mi? O adli yapmaz o. Bizdeki vage okşagen adli işlet tüketilmeydi. O cüde katta manonu ifade kıladı. Birinci manası ne mi? Mugayere. Ne mi degeni? Özüden aldığın narsa bilen, özüden kiyingi narsanı bir-biridan farklı ekenini bildiriş için ve işletiledi. Allah'a itaat kılın degeni ve bilen Resul'e itaat kılın kilse Allah'a itaat başka membe, Resul'e itaat başka membe oladı. İkkalesi bitten arsa bu meydi. Fakat bizge Kur'an yetedi degen adam bana ve'ye cevap veriş gerek. Ve'de Kur'an'ın özü ve Resul'ün sünnetiyen hüccetliğini bildirirdi. Kur'an alahıda, sünnet alahıdalığını bildirirdi. Lekin ati'u kelimesi ikkalesinin menbeyi vahiyliğini bildirirdi. Ha Allah'tan o ya. Fakat Peygamber'in sözü vahiyliğine delil bu. Buna kadar deliller minlegen. Ben yakında Türklerinin uşa cüde anakası var. Hani şermendesi var. Hiç kimi gepini tan almaydı. Türkiye'de neçte ulema olsa hammesige bahske çakırgen. Bir kançasını çıkıp alıp şarmanda kıptaşırken şimdi ahli sünnet ulamaları, kadimgi eski ulamalar haya bilen, adab bilen baklaşır dedi. Onda adab yok. Çıkıp alıp hakaret kılıp şu canlı ifrada anca bir hürmetlik kıptaşırken adam var. Edip yüksel degen adam. Hazır Arizona degen cöyde yaşaydı. Bu adam Kurtlardan, Türklerin Kurt kısmıdan. Bu özü dastlab Hanefi Maturidi o'sha mazhabga itoat qilgan oiladan katta bo'lgan, keyin nima bo'ldi kallasi aynib amerikalik o'sha
Ana kabarı değil mi? Sünnet inkarçısı. Nam ismi kimdi? Gülenmez'e? Yok. Sünnet inkarçısı oldu mu? O var işte. Mısırlık adamıydı. 19 hakkında yapıp uşa çıkardı. Uşa'nın kitaplarını okup boşa eğlendi. Bu yanda Arizona'da oturup agen. Ne mi buysa şu yapıp eğlendirdi. Eskiden kuzatardım bunu. Şimdi yakında Zoom çıkıp gitti ya Zoom. Bitti Facebook'a kırsam onu patbiş çıkıp koyacağım ben. Suhbat kırı yaptı Zoom'da. Linke bitti kırsam ben ne ulandı. Şimdi Türkçeni yakışı düşünemem. Düşünüşlükte muammayım yok. Türkçede siyasi kelimeler buladı mı? Ula da espri değildi. Yani onların esprisini düşünseyiz Türklüğünü yakışı düşüngen bula orası. Yani askiyesini yem. Ne mi mana gap kiti yaptı kanaka. Düşüne uğramam. Lekin gaplaştıkta azgında praktikem yok. Bana nasıl akıp düşündüremeydi. Ula da çatpat deyip koyardı. Türkçem çatpat. Kırdım ki menge söz verdi. Sohbatlaştık. Sohbatlaşken de hüddü uşa şu. Hemen hadislerde dedi o iflas adamdı özü. Habis deydi hadislerini. Hadis demeydi. Habislerini hemen taşaş gerek aklatke deydi. Şuna kadar davalıyım adam. Keyin uşa bilen bahs. Boşlandı. Menge sohbatı verdi. Uzun man bilen bahslaşken deyken tügeydi hamması. Boşka hamması oturdu. Talep geçe, bomdat geçe bahsildi. O uzunu bahslarda her daim kop koyup adamlarına ilan kıladı. Ben hemen palancını belini sındırdım, pistancını ondak kıldım dedik adam. Keyin ben ona ettim. Kur'an'ı uzun yeterli diyebsen. Kur'an'ı menge her bitti ayetini uzun. Çüntür birerliysen mi? Arkasındaki manasını görmezsen. Ha diyebdi. Ne bu ayette? Çüntür biremen dedi. Keyin Haşr surasında 5. ayet var. Haşr surası da Allah Teala aytadı ki: "Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'iznillah wa li yukhziyal fasiqin." degan ayet. Allah Teala aytibdi ki: "Lina, lina degan xurmo daraxti bor. Qimmat daraxt. Xurmo daraxtini kessangiz bo'ldi, u undan mahrum bo'lasiz. Uni qaytadan bog' qilguncha 30-40 yil kerak bo'ladi. Taxminan aytayapman. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga Alloh taolo aytayaptiki, lina daraxtini kesmadingiz yoki kestingiz, hammasi Allohning izni bilan bo'ldi. Va fosiqlarni yanada xorlash uchun qilindi bu ish." Degan oyat. Ma'nosini aytib ber dedim. Nima degani bu? Qur'oni Karimda anglamsiz, tushunarsiz jumla bo'lishi mumkin emas deyapsan. Hammasi ochiq-oydin deyapsan. Nimaga bitta xurmo haqida gap ketyapti? Nimaga kesganingiz ham, kesmaganingiz ham Allohning izli bilan deyapti? Nimaga fosiqlarni xorlash uchun deyapti? Nima aloqasi bor bularga bir-biriga? Bog'lab ber jumlasini dedi. Desam u aytdiki, "Ay, keskeni hem kesmeni hem Allah'ın izni bilen bol adı" demakçı. Şu çünler değil mi şu mavzu? Hiç kim çünmedi bitti. Bunu hemen biledi. Hemen arası Allah'tan diye gene. Ne muçun aynen line daraktı? Orası aylandırdı. Hullas yok. Mana cevap yok. Bu ayetinin sebebi nüzulünü aitmek önce hiç kim çünmeydi. Sebep var. Bu ayet çüşlüge sebep var. Hadise var. Bu hadise vakiye buldu. Şu vakiyede münafıklar hep tarkattı. Beni Kureyze kabilesi Medine'de Müslümanlarına hıyanet kıldı. Keyin kaçıp kalasiga berkinib aldı. Peygamber aleyhisselam onlarını kalada işgal kılıp turdular ve onlarının çıkışını tezleştiriş için Allah Teala buyurdu. Line bağı vardı onlarını taşkarıda. Uşa bağını kurmalarını kesişge buyurdu. Kesseler hemen kırılıp getirdi. Bu daromat manbeyi, hayat tarzı uşandan ibaret. Keyin mecbur olup çıktı onlar. Çıkıp taslim buldu. Şunda münafıklar gap tarkatken. Bu kanaka peygamber buldu. Peygamber bağlardı kesme aradı mı? Münafıklarda işiyken de sizi kılıyetken işinizin haklıgını körüp yürüdü de lekin payla yürüdü. Bitti kışırak mana topu olsa darrab tane kıladı. Münafıkı tabiyeti şu. Bugün hem troll bulu olup her daim sizde hatayızı kıdırıp yürgenlerine işi münafıklığın işi. Bırakın. Şunda ula gap tarqatdi, Medine'de gap söz köpeyip gitken de Allah Teala bu ayatını hazır kıldı. Mâ qata'tum min lînetin. Lîneden bir ortasını kesmediniz.
av taraktumuha qaimatan ala usuliha yoki ildizida shunda tark qilib qo'ymadingiz fa bi iznillah Allohning izni bilan bo'ldi. Alloh buyurdi uni aslida. Alloh sizga vahiy qildi, kesing dedi, kestingiz. To'xtang dedi, to'xtadingiz. Bundan maqsad nima edi? Vali yuxziyal fasiqin. Mana fosiq qavm yahudiylar. Sizga xiyonat qilgani uchun ularni xorlash uchun qildingiz buni. Taslim olish uchun qildingiz buni. Ma'no chiqdimi? Chiqdi. Turklar o'tiribdi ko'p endi. Mana ma'no chiqdi dedim. Mana aytganda ma'no chiqdi. Senikida ma'no chiqmadi. Demak, Qur'onni sababi nuzuli kerak ekanmi? Deydi, men ham bunga o'xshagan hodisani to'qiy olaman dedi. Hozir to'qiy olmading-ku dedim. Men to'qiyotganim yo'q, bor tarix dedim. Endi o'sha joyda, mana shu oyatda fa bi idnillah oyatiga nima ma'no berasan dedim. Allohning izni bilan. Nimani izni? O'sha izindan maqsad nima? Desa u topolgani yo'q. O'zi asli ma'nosi nima? O'sha xurmoni kes. Kesma degan vahiy bo'lgan payg'ambarimizga. Vahiy bo'ldi. Payg'ambarimiz u vahiyni qabul qilib, Allohning buyrug'i bilan xurmoni kesdilar. O'sha xurmoni kes degan buyruq Qur'on oyatlarida yo'q. Endi nima kelib chiqadi? Hadis ham vahiyli kelib chiqadi. Tushundingizmi? Qur'onda u tilovat yo'q. Demak, sunnatni hujjatligiga fa bi idnillah hujjat. Mana ilmiy haqiqati bu. Buni tan olsa o'zi hidoyatda ilmga erishgan bo'ladi, tan olmasa bu hujjat qoyim. O'sha sizda atrofingizdagi tanishlaringiz, boshqalaringiz buni insof bilan quloq solish kerak. Birov gaplarni ko'tarib yuribdi. Turkiyaga borib kelgan bo'lsa, albatta u Mustafa Ostonovga yoki Mehmet Okuyanga miyasini arendaga tashlab kelgan bo'ladi. Ularga. Ular shunaqa qiladi. Bu o'zini ma'nosini aytadi. Qur'oni Karimni men har bitta oyatni xohlasangiz kamida o'nlagan ma'nosini chiqarib bera olaman o'zimni aqlim bilan. Lekin 10 ta ma'nosi ham to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Ma'noni matn ko'taraveradi. Uni aslini sahobalar qanday tushungan? O'sha eng to'g'risi bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sahobalarga asl ma'noni tushuntirgan. Unga ergashishlik o'ta nozik nuqta bilan, chiziq bilan davom etadi. Bu salafga shuning uchun ergashamiz. O'zimizcha ma'no aytmaymiz Qur'onga. Sunnat inkorchilari mana shunaqangi siyosiy tashkilot. Millatni ichidagi o'sha o'zini o'zi himoya qilish faktorini zaiflashtirish yoki yo'qqa chiqarish uchun harakat qilinadi. Bularning boshi Hindistonda boshlangan. G'ulom Ahmad Qodiyoniy degan odamni Angliya mustamlakachilari o'ziga anaqaga olgan, xizmatga olgan. Bular ustida ishlashgan, unga imkoniyat berishgan, minglagan atrofiga odam to'plab berishgan, pul berishgan, juda katta harakat qilishgan va u jihod ruhini yo'qqa chiqargan. Jihod yo'q degan birinchi fatvosi shu. Jihod yo'q bo'lsa, Angliyani, Hindiston ulamolari, musulmonlarini bosqiniga qarshi kurashi yo'qoladi. Maqsad shu. Katta-katta anaqani bostirib kirdi, xalq bilan yashash kerak, xalqdagi shu ruhiyatni yo'qotish kerak. Buning uchun bulardan foydalangan. Jihod ruhi yo'qolishi islom ummatini xor qiladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom, "Iza bay'atum bil aynati va akhadtum aznabal baqar va raditum bil zar" va taraktumul jihad sallallohu alaykum zullan deganlar. Agar savdo sotib qilib, riboga aralashib, sigir dumidan ushlab olib, jihodni tark qilsanglar, Alloh sizlarga xorlikni sulton qiladi deganlar. Xor qiladi sizlarni. Uni hech qachon qaytib olmaydi, u xorlikdan sizlarni chiqarmaydi, hatto tarji'u ila dinikum deganlar. Diningizga qaytib kelmaguncha deganlar. Dinga qaytib kelish shu jihod ruhi qaytadan shakllanish. Jihod ruhi deganda odamlar cho'chiydi ba'zida. Ha, jihod degani chunki jinoiy manakalandi bir paytlardan hozirgacha. Nimaga? Jihodni suiiste'mol qilgan odamlar ko'payib ketdi. Bizda ko'pchilik gapirishlikka qo'rqdi, natijada siyosiy organlar bundan foydalandi, tashqari jamiyatlar. Ikkita musulmonni bir-biriga o'ldirishda ham jihoddan foydalandi. Asli jihod ruhi mana shu edi. Siz oilangizni himoya qilishingiz. Siz diningizni himoya qilishingiz, siz millatni himoya qilishingiz, molingizni, yeringizni, nomusingizni himoya qilishingiz jihod edi. Mana shu ahli sunnaga qarshi hujum qilayotganlarga qarshi gapirish jihod edi. Ularga raddiya berish jihod edi. Mana bu ruhiyatni yo'qotib qo'ydi ular. Maqsad shu edi o'zi.
Hazır hiç kim indemese tola olursa bunların keyingi etapları ne yapalım? Kaniydi otursun bana, otursun bana da Kur'an'ı. Ben Kur'an, sünnet inkarçıları bile bahslaşsam hadisten delil getirmeyeyim ben. Olduğundan dava kılamam. Kur'an'ı özü bilen sünnetini, hüccetliğini ispatla bilen. Kabul kılış kımaslık, insafka bağlılık. İnsafı var adam kabul kıladı, insafı yok adam, o satılgan adam. Devam et olursun. Akıbatı köremiz var bu. Hareket kılıyordu, küçük etmiyordu onların. Lekin bana şuna kanki maksatlı adamlar. Onlara imkan vermesliğimiz gerek. Maşa teyime bu içe geçen de gelip anca dikkat koyduk da bize. Hatta ki dedim bu keçte dedim, yakında dedim namazdan okumayasılar dedim. Ya namazında kam okumaydı köpçeliği. Köpçeliği namaza mı okumaydı? Ozi o'sha sünnet inkorchilarini davosida namozni vaqtlari to'g'risida bitta kelishgan masalasi yo'q. Ba'zilari namozni duo deydi. Namoz degan narsa yo'q deydi. Chunki aqimus solata solat kalimasi duo degani. Duoga turinglar degani. Xohlagan joyingda tikka turib duo qilib ketaver deydi. Bor bu jamoalarni shu ushlarning ichida. Sizga gapirayotganlari bundan hali xabari yo'q. Ba'zilari aytadi ikki mahal deydi. Namaz iki mahal, ertalab kechqurun o'qib qo'ysang bo'ldi deydi. Ba'zilari uch mahal deydi. Ba'zilari besh mahal ham deydi. To'rt xil, besh xil. Lekin bizda ixtilof yo'q. Hanafiylar ham, Shofiylar ham, Malikiylar ham, Hambaliylar ham hammasi bir ovozdan namaz besh vaqt deydi. İxtilof yo'q. Bularda mana o'zi chiqqaniga 100 yil, 200 yil bo'lmadi, ixtilof ichida ixtilof. Bular namaz o'qimasligi tabiiy bularda. Namozni qanday o'qiydi? Namazda rakatları Kur'an'da yok. Kayırda Fatiha okuladı Kur'an'da yok. Taharatını kandayı kılınadı. Türk'te yaptan başka yap yok Kur'an'da. O şey edip yüksel degeni kıp yalangaç namaz okusayın bola olad deydi. Çünkü kiyinip namaz oku degen derse yok deydi. Şuna kadar adamlar. Şimdi o şeyde yapı davamı, o şey edip yüksel bu yapı cevabı bir olmadı. Yaman mandıraj buldu. Türklerimiz de ben Türkçem kıyın. Lekin yoğundaki o Türkler özü külü yaptı de. Odatda u kim bilan bahs qilsa qo'yib qo'yib tagiga yozardi. Mana men mandraj qilib qo'ydim deb. O'sha bahs yo'q. Qo'ymabdi. Necha marta yozdim? Edip abi, nima yapdin? Nima qilding anavini deb. Sildingmi dedim yoki o'chirib tashladingmi? Javob yo'q. Topolmayapman o'shani. Olib qo'yib biroz maqtanmoqchi edim o'zim. Yo'q, o'chirib yubordi. Chunki javob yo'q, ya'ni qanoat hosil qiladigan cevap en kattaları. Bu da yürgen balalarını, braderleriniz, dostlarınız bu ogohlantiring. Akıbeti yakışmaz. Akıbeti yakışmaz. Xususen çet el mahsus hizmetlerini içimizdeki kulağı özü bilmeydi o. Ularını gaplarını tarqat etken adam. Müslümanlarını içi de az bolsa da ixtilaf kılıçlikke labbey degen adamge çet el mahsus hizmetleri pul tükedi. Kollar kuvvetliydi. Bu da biz arkayındamız deydi. Interpol qidiryapgan bo'lsa ham ushlab olib qoladi. Bu bizning odam deydi. Mana Mahmud. Interpolda qidiruvdagi odam. Bilmaymi? Qirg'izistonda jinoyat bilan qamalgan, kalonkadan qochib ketgan bola ekan. Mamlakatning ichki ishlariga ko'ra u jinoyatchi. Shar'iy nuqtadan nazardan aytmayapman. Bugungi kundagi dunyo qoidasida jinoyatchi. Interpolga berilgan dokument bo'yicha uni ushlab Qirg'izistonga qaytarish kerak. Nima qilishdi? Yo, bu bizga kerak. Nima uchun musulmonlar ichida chotki ixtilof qilyapti bu bola? Bu bizga kerak deydi ular. Islom dushmanlari uchun haqiqiy mardikor manchilar. Ular indamasa ham shu ishni bera oladigan odamlar. Shu kufrda islomiylarda. Ha, Qur'oniylarni sunnatni inkor qiladiganlarni o'sha Ahmadiy Qodiyoniy deydi boshi bularni. Bularni islom ummati bir ovozdan İslam'dan çıkan millet deydi, Müslüman mı? Ali, Ukrayna'yı kim dedi? Aşım Ahmet. Aşım Ahmet. O kız mı? Aşı diyor ya, Aşım Ahmet. Daha Allah sallallahu aleyhi ve sellem bizim gidip kılın geri salavat da etmeyiler. Etmese bol ağırlı. Diyordu ki Ali, Aşım. Hükümet de amin deydi, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mümbar geçecek yani. Ne oldu yaptı? Hadisin kalkıladı olar. Hadisini inkar kıladı. Maksat şu, hadisini inkar kılıp borib borib meni aytganimni qil demoqchi. Tushundingizmi? O'zini payg'ambar alayhi salatu vasallamni manbalari o'rniga o'zini qo'ymoqchi.
hop hop deb eshitsangiz, oxiri u o'sha islomga zarar beradigan katta bir planlarga o'ynatadi xolos. O'ynatadi, boshqa gapi yo'q. Siyosiy maqsadi. Men bu o'sha Kamolning yo'ldosh degani bilan ozodlikda bahs qilganman. Bahs turibdi. O'shanda boshida aytgan. Siz degan menga, siz degan meni siyosiy maqsadlarga o'ynaydigan, maxsus xizmatlarga ishlaydigan odam dedingiz. Isbotingiz bormi? Meni maqsadim sof, xolis demoqchi-da. Keyin suhbat oxiriga borganda ikki tomonga alohida savol aytdi. Men o'zimni savolimni berdim, haligi savolni berdim. 14 ta ayolni zikri bor. Nabiriga uylanish bormi deyapman. Desam yo'q. Bu aqlga mantiqqa to'g'ri kelmagani uchun sanamagan Alloh taolo dedi. Jirkanchligini shundoq ham bilaveramiz-ku deyapti. Men aytdim, nimaga onani sanagan unda dedim. Bo'ldi, tugadi shu bilan. Endi sizning savolingiz dedi. Sof teologik suhbat bo'lyapti. Endi sizning savolingiz dedi. U menga aytdiki, O'zbekiston zonalarida zulm bormi dedi. Savolni qarang. Mavzuga umuman aloqasi yo'q. Kim aytdim, o'zingiz isbotladingiz siyosiy o'yinchi ekanligingizni dedim. Zulm bor, bor zulm. Qaysi jamiyatda zulm yo'q? Men bu gapni ancha oldin gapirganman. Qaysi jamiyatda zulm yo'q? Hamma jamiyatda zulm bor. Zulmni borligi meni aybdor qilmaydi. Men zulmga qarshiman. Zulmga qarshiman. Lekin zulm bor deb jinoyatchilarga bemalol ko'chani keng qilib qo'yishga ham qarshiman. Davlat o'zini strukturasini himoyasini qiladi. Jinoyatchi qaysi jinoyatchi aytadi, men qamalganimda meni menga adolat bilan hukm o'qildi deb qaysi kim aytadi? Hech kim aytmaydi. Men dedi, hech bitta aybim yo'q edi, bilmasdan bitta odamga mundoq pichoq sonchi bo'lsam o'lib qoldi. Shunga qamab yuborishdi meni deydi. Ha, unga indamaslik kerakmi? Misol uchun odam hammasi o'zi tomonidan nima deydi? To'g'ri, o'zini to'g'ri malaka deydi. Ki shu mana shunaqangi siyosiy maqsadi. O'zi bir maqsadga erishgandan keyin bo'ldi siyosiy maqsadlarini amalga oshiradi. Kalimalar haq bo'lishligi tabiiy. Masalan, ba'zan sizlarga aytib qolishim mumkin. Masalan, ba'zan Mahmud to'g'ri gapiryapti-yu. Ha, kalima to'g'ri bo'lishi mumkin. Al-kalimatu haqqun walakin yuradu biha al-batil degan gap bor. Hazrat Ali'ning gaplari. Kalimalari haq, to'g'ri aytyapti, lekin maqsadlari botil. Undan botil maqsad qilishyapti. Sizga haqni gapirib, ergashtirib, jargob ketishyapti. Ketaverasizmi? Haq gapiryapti ekan deb, yo to'xta deysizda. Men jarga ketmayman, kalima haq, to'g'ri, lekin jarga yurmayman men deyman. Biz shunaqa deyishimiz kerak.